Mezhepleri karıştırmak. Sual. Ehli sünnet sanılan egzantrik biri her konuda dört mezhep arasında farklar vardır. Mesela namazda imam arkasında Fatiha okumak Hanefi'de tahrimen mekruh, Şafii'de ise farzdır. Deniz haşaratı Hanefi'de tahrimen mekruh, Şafii'de helaldir. Bunun gibi hususlarda bazen Hanefiler şafi mezhebinin kavliyle Şafiiler de bazen Hanefi mezhebinin kavliyle amel ederse, kendi mezhebi o konuda isabet etmemişse, isabet etmiş olan iştihatla da amel etmiş olur. Böylece, hem Resulullah'ın farklı uygulamalarıyla amel etmek sevabına kavuşur, hem de farklı mezheplerde olan Müslümanlar arasındaki sevginin artmasına sebep olur, diyor. Bu mezhepsizlik değil mi? Cevap Evet, ehl-i sünnet talimleri böyle yapmanın mezhepsizlik, hatta ilhat olduğunu bildirmişlerdir. Böyle yapmak, benim mezhebimdeki hüküm yanlış olabilir, ihtiyaten ara sıra diğer mezhepteki gibi, kılıyım da doğruya ulaşmış olayım anlamına gelir ki, böyle şüphenin küfre kadar gideceğini alimlerimiz bildirmiştir. Bir ibadetin bir kısmını bir mezhebe göre yaparken, diğer kısmını, bu mezhebe göre yapmayıp başka mezhebe göre yapmaya kalkışmak, birinci mezhep imamının bilgisini beğenmemek olur. Selefi salihini beğenmemek, cahil saymaksa küfürdür. Faideli bilgiler. Mezhepler tedvin edilmeden, yani mezhepler meydana çıkmadan önce, herhangi bir müştehidin iştihadıyla amel etmek caizdi. Mezhepler meydana çıktıktan sonra, Artık herkesin bir mezhebe göre amel etmesi lazım oldu. Fethul Kadir. Mezhepler meydana çıktıktan sonra bir mezhebi öğrenip bu mezhebe göre amel etmek gerektiğini alimler söz birliğiyle bildirmişler ve icma hasıl olmuştur. Mizanül Kübra. İmam-ı Rabbani Hazretleri müştehid olduğu halde şöyle buyuruyor: Fatihasız namaz olmaz hadisi şerifi varken Hanefilerin imam arkasında Fatiha okumamalarının sebebini tamamlayamadım. Buna rağmen, delili zayıf diye düşünerek mezhebimin hükmüyle amel etmemenin, ilhad olduğunu bildiğim için mezhebime uyarak imam arkasında Fatiha okumadım. Görüldüğü gibi, kendi mezhebinin hükmünden şüphe edip, başka mezhep isabet etmiş olabilir diye, o mezhebin hükmüyle amel etmenin, asla caiz olmadığı, yukarıdaki vesikalardan anlaşılmaktadır. Böyle caiz olmayan bir iş yaparak, Müslümanlar arasındaki sevginin artmasına sebep olur demek ne kadar dehşet vericidir. Dört mezhepteki Müslümanlar birbirine düşman mı da, hem de böyle caiz olmayan bir iş yapılarak birbirlerine olan sevgilerinin artacağı söyleniyor ve böylece mezhepsizlik kapısı açılmaya çalışılıyor. Müslümanlar ihtiyaç halinde diğer üç mezhebi taklit ettikleri halde böyle yanlış bir iş nasıl tavsiye edilir ki? Bu cüret nakli değil de aklı ölçü almaktan kaynaklanmaktadır.